Bugün Patch Management ile güvenlik güncelleştirmelerini nasıl kontrol altına alabileceğinizden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki geçen hafta Endpoint Security ile ilgili webinar yapmıştık. Devamında da Patch Management'ı bağlayıp bununla devam edecektik. Bir genel tehdit durumuna bakacağız yine. Özellikle Patch Management tarafındaki tehdit durumuna bakacağız. Arkasından neden Patch Management kullanacağımıza bakacağız. Bununla beraber de Endpoint ürününe yine kısa bir göz atıp demo kısmına geçeceğiz hemen görece diğer webinarlara göre biraz kısa olacaktır zaten. Şimdi en büyük sıkıntımız bir kere zaten güncel olmayan yazılımların bizim güvenliğimizi tehlikeye atması. Bu güncel olmayan yazılımlardaki sıkıntı da şu. Şimdi tespit edilen zafiyetlerin kritik olanlarının yüzde on kadarki kısmı ve kritik olmayanlar da aşağı yukarı yüzde birlik kısmına denk geliyor. Ama bu yine de bizim için ciddi bir tehlike arz ediyor. Şundan dolayı düşünebilirsiniz. Mesela bu geçtiğimiz ay Hatta şu an içinde bulunduğumuz ay biraz zafiyetler açısından sıkıntılı bir aydı. İşte Exchange Server tarafında ciddi bir sıkıntı yaşandı. ESX bir tane VMware zafiyetini bu ay patchledi. Hyper-V'de çıktı, Server tarafında çıktı gibi. Şimdi bu açıkların da sayısı aslında son geçtiğimiz 5 yıla göre %38 artış göstermiş. Burada sıkıntı şu, bu açıklarımız ya da bu zafiyetlerimiz sadece Microsoft uygulamalarından gelmiyor diğer tört parti uygulamalardan da yine aynı şekilde bu karşımıza geliyor maalesef ve bu bizim için tehlike oluşturuyor tabii ki. Bunların hepsinin kontrolü bizim için çok önemli. Yani burada işte kullanıcı Chrome kullanıyor olabilir, Adobe kullanıyor olabilir, Java ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Bunun kontrolü sıkıntı artı bir de şimdi işte bu pandemi, evden çalışma, uzaktan çalışma bunlar da iyice arttığı için şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Şimdi siz normalde ne yapıyordunuz? İşte sunucular da elinizin altındaydı, kullanıcılar da elinizin altındaydı. Belki kolay bir şekilde bu kullanıcılarınızın patchlerini yükleyebiliyordunuz. Ama şimdi herkes işte evinde çalışıyor, uzaktan çalışan var, işte sahadaki belki satış elemanlarınız var, sürekli geziyorlar, sahada çalışıyorlar. Bunların da tabii ki kontrolü giderek zorlaşıyor. Şimdi bu zafiyetlere de bakacak olursak aslında tespit edilen zafiyetlerin sadece yarısı birkaç haftayı bulabiliyor yüklemek. Onun haricinde yapılan özellikle web üzerinden saldırıların %70 kadarki kısmı yüklü yazılımlardaki güvenlik açıklarından faydalanıyor. Bununla beraber de yapılan bir araştırmaya göre üreticiler tarafından sağlanan kritik yamalarında ortalama 120 gün civarında yani neredeyse 3 ay 4 ay kadar bir sürede yüklenebildiği ortaya çıkmış. Aslında buradaki risk sizin bu sağ taraftaki görebildiğiniz tablo gibi zafiyetleriniz ve tehditinizin birleşiminde oluşuyor. Yani sizin riskiniz, zafiyetleriniz ve bu zafiyetlere karşı yapılan tehditlerin birleşiminde ortaya gelen kısım. Şimdi biz burada ne sağlıyoruz? Patch Management ürünümüz aslında sizin bütün bu patch işlemlerinizi merkezi bir şekilde yapabilmenizi sağlıyor. Bunun güzel kısmı şurada. Şimdi biz geçen hafta işte demo ortamımızdaki sunuculara zaten şeyi yükledik biliyorsunuz ki e, Adaptive Defense 360'ı. Üstüne sadece Patch Management'ın lisansını yüklemiştik. Orada bırakmıştık. Şimdi bugün baktığımızda ben sunucularda herhangi bir update de yapmadım. Son geçen haftaki webinarın update ile beraber var. Bakalım herhangi bir software ile ilgili bir zafiyet var mı ya da bununla ilgili bir patch var mı bunları görebileceğiz. Bir kere işletim sistemlerinin ve diğer uygulamaların güncelleştirmelerini, patch durumlarını merkezi olarak görebiliyorsunuz. Ve bunları dilerseniz merkezi olarak yükleyebiliyorsunuz. Yani kullanıcı evinde çalışıyor olsun, sahada çalışıyor olsun, ofiste olsun olmasın merkezi bir şekilde bunları yönetebiliyorsunuz. E, bu doğal olarak sizin aslında saldırı yüzeyinizi azaltıyor çünkü ne kadar fazla zafiyete sahip bilgisayarınız varsa aslında saldırı yüzeyiniz o kadar geniş olmuş oluyor. Bu açıkları ve gerekli her şeyi merkezi olarak da yönetebildiğiniz için demo sırasında göreceksiniz e, hangi uygulamanın hangi peçinde ne özellikler gelmiş hangi zafiyetler kapatılmış bunları da listesini görebiliyor. Böylelikle gidip de her ürünün teker teker release notlarını okumanıza gerek kalmıyor. E, tabii ki bu arada işletme maliyetinizi düşürüyor. Yani ben geçen hafta da çok bahsetmiştim. Günün sonunda zamanınız sizin için aslında bir maliyet. Yani bu bazen gözden kaçabilen bir durum. Şimdi siz bir patch yükleme operasyonu için bir ayınızı harcadıysanız aslında bunun bu sizin bir aylık maliyetiniz kadar bir masrafa sebep olmuş oluyor. Ama bunu böyle çok kolay bir şekilde belki birkaç saat içinde hatta belki birkaç dakika içinde yapabiliyorsanız bu aynı zamanda sizin maliyetinizi düşürmüş oluyor. E, günün sonunda da tabii şu gerçeği unutmamak lazım. Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Çok büyük şirketler haricinde BT ekiplerimiz böyle süper kalabalık değil. Genelde sınırlı kaynakla hareket ediyoruz. Bununla ilgili çokça sohbetini yapıyoruz zaten bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda. Şimdi sizin açınızdan düşünecek olursam ya ben patch'leri mi yöneteyim? İşte sanallaştırmayı yöneteyim? mı yöneteyim? Firewall'ları mı yöneteyim? kullanıcının printer'ında problem olmuş bunu mu yöneteyim ya da IP telefonları mı yöneteyim inanılmaz bir şekilde sizin de zamanınızı kurtarıyor diyebiliriz. Kısaca Endpoint ailesini bir tekrar gözden geçirelim. Geçen hafta dediğim gibi bahsettiğim Endpoint Security'de AD360 vardı. Adaptive Defense 360. Bizim Zero Trust mimarisinde ve tehdit avlama servisine sahip Endpoint Antivirus ya da işte EPP ve EDR çözümümüz. Bugün bahsedeceğimiz Security Operation sekmesinde Panda Patch Management. Ee, bununla beraber tabii ki geleneksel antivirüs ürünümüz de var. Geçen hafta bundan da bahsetmiştim arasında neler fark olduğunu. Raporlama tool'umuz var ve aynı zamanda da bir sistem management tool'umuz da mevcut. Bunların da webinarları ilerleyen dönemlerde gelecek diyelim ve demo kısmımıza geçelim. Şimdi portalıma bağlanayım. Geçen haftadan katılanlar olursa varsa onlar zaten hatırlayacaktır. Biz bir tane bilgisayarı kurmuştuk. Bunu Discover Computer'ı yapıp bu şekilde bırakmıştık. Şimdi Partner Portal'ıma geldiğim zaman burada gördüğünüz gibi yaklaşalım hatta biraz. Bir tane bilgisayar tespit edilmiş ve bu bilgisayarda herhangi bir Adaptive Defense 360 yüklemesi yapılmamış. Bir yandan bunu yükleyeceğiz bugün. Konsolumuza gidelim. Bir yandan da Patch Management'a bakacağız. Şimdi şu an bir tane sunucumuz var. Mevcutta bir tane yüklemeyi bekleyen bilgisayarımız var. Önce bunun yüklemesini yapalım. Bu test edilen bilgisayarı seçiyorum. Üstüne tıklıyorum. Buna Panda Agent'ı yüklediyorum. Şimdi bu Panda Agent kısmında da şöyle bir avantajınız var. Şifremi yazarken bir an ondan da bahsedeyim. Bilgisayara Panda Agent'ı kurduktan sonra işte bu Panda Agent şeyle de gelmiş olabilir. Ee, siz söyleyin adını. Standart antivirüste de almış olabilirsiniz. Ee, Adaptive Defense 360'da da almış olabilirsiniz arkasından yükleyeceğiniz Edon modüller için tekrar bir yükleme gerekmiyor. Sadece bir tane agent bizim burada işimizi görüyor aslında. Yani benim şu anda patch management'ı yüklemek için ekstra bir aksiyon yapmama gerek yok. Burada lisans kısmına bakacak olursak, Patch Management lisansım ve Adaptive Defense 360 lisanslarım var. Bu lisanslarımın dahilinde clientlarıma bu şeyleri, servisleri otomatik olarak yükleyecek. Halihazırdaki bilgisayarlarıma mesela diyelim ki antivirüs aldınız yarın öbür gün patch management'ı aldınız. Bu da otomatik olarak client'lara mevcut agent üstünden yüklenecek. Bunu nasıl anlıyoruz? İlgili kompütürümüze geldiğimiz zaman şuraya yine yaklaşayım. Bakın burada patch management kısmı otomatik olarak enable şeklinde görebiliyorsunuz. Zaten Advanced Antivirüsü ve File Antivirüsü yüklemiştik. Şimdi birazdan da bu yeni kurduğumuz bilgisayarımızda da iki modülümüzde kurulacak. Şu anki duruma bakacak olursak zaten Patch Management'ın hatta kurulumunu tamamlamış. E, Advanced Protection kısmının yüklemesi devam ediyor. Şimdi bunu geçtik. Ana ekranıma geldim. Şimdi biz burada zaten genel durumumuzu görüyorduk. Buna beraber Patch Management kısmına geldiğim zaman sol taraftan bu sefer bilgisayarların ve patchlerinle ilgili durumları göreceğiz. Mesela iki tane bilgisayarım şu an kurulu. E, ne mutlu ki bana hiç end of life olan ya da yakın zamanda end of life olacak bir ürün yok. Aşağıya geldiğim zaman da Şurada görebileceğiniz gibi 8 tane ürünün güvenlik peçi ve 4 tane ürünün de güvenlikle alakalı olmayan peçleri varmış. Yüklediğim peçler de liste olarak burada karşıma gelecek. Şimdi hemen bir güvenlik peçlerine bakalım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladığım zaman bakın burada birçok şeyi görebiliyorsunuz. Mesela işte .NET Framework Microsoft Visual Studio ya da işte Windows'un patch'leri burada karşıma çıkıyor. Bununla beraber VMware Tools ya da hatta Firefox Browser'ımın bile patch'leri benim burada karşıma geliyor. Bunların hepsini yükleyeceğim diyelim. Firefox'a tıklayalım bir. Önce bir ne olduğuna bakalım. Burada update ile ilgili bilgiler. E, download dosyası dilerseniz nereden indirebileceğinizin. Bu Knowledge Base Article'daki ID'si bu patch'in ne zaman yayınlandığı. Ve yüklenip yüklenmediğinin durumu. Bunu tek başına yükleyelim. Install page diyelim. Şu bilgisayarı yüklesin? Yoksa bu benim ortamımdaki bütün bilgisayarlarımı yüklesin. Bunu seçebiliyorum. Şimdilik sadece bunu yükleyelim. Bunu gönderdik. Hemen bakın task kısmında zaten bize bir uyarı çıktı. Gördüğünüz gibi yeni bir patch installation taskı oluşturuldu diye. Buraya gelelim. Buraya geldiğimizde de bu patch'in durumunu görebiliyoruz. Şu an in progress diyor. Yani şu an yüklemeye çalışıyor. Şuradan view results dediğimiz zaman da yükleme tamamlandıktan sonra bunu görebileceğiz. Şimdi tekrar geliyorum ana ekranıma. Diğer patch'imize bakalım. Ha mesela şu anda client'ım yüklendi. Bakın client tarafı da yüklendikten sonra patch sayım 15'e çıktı. Hatta bunlardan bir tanesi de önemli bir patch'miş. Gelin buna da bakalım. Şuraya baktığımız zaman şurada işte patch'in çıkış tarihi, kritiklik durumu ve aslında yükleme durumunu görebiliyoruz. Bu çıkan patch de Firefox'un yine farklı versiyonu. 86'yı da az önce yüklediğimiz. Bu sefer 87. Şurada sağ tarafta da baktığımız zaman bunun hangi bilgisayarımızda olduğunu görebiliyoruz. Yine keza diğer bilgisayarlarımızda da olduğu gibi işte VMware Tools'u vesaireyi görebildi. Yine tıklayalım üstüne. Buraya da geldiğimizde Firefox'un yayınladığı versiyonla ilgili updateleri, bilgileri burada görebiliyoruz. Bunu da yükleyelim. Yine taskımızın oluştuğu ile ilgili bilgi geldi. Bu arada da bir önceki taskımıza bakalım. Bakın şurada görebileceğiniz gibi PDC HomeLab bu patch'in yüklemesi tamamlandı. Böylelikle artık bu bilgisayarımla ilgili herhangi bir kaygı duymama gerek kalmıyor tekrar geri geldim. Ne zaman başladı ne zaman bitti bunların da detaylarını görebiliyorsunuz. Şu sağ taraftaki View Installed Patch kısmına tıkladığınızda da diğer patchlerin durumlarını görebiliyorsunuz. Bu patch'e artık gerek yok. Büyük ihtimalle biraz sonra bu bilgisayar için bu Firefox'un yayınladığı son patch'i de tekrar gösterecek. Evet bakın important sayısı 2 çıktı. Gördüğünüz gibi 87 şey için, e, diğer bilgisayarım için de geldi. Bunu da şuradan 3 noktaya tıklayıp install diyebiliriz. Bu arada da bu yandaki 3 noktaya tıkladıktan sonra karşımıza birkaç tane seçenek çıkıyor. Birincisi tabii ki yükle. İkincisi bu yüklemeyi belli bir tarihte saatte yapabiliriz. Üçüncüsü yok hayır ben bu patch'i yüklemeyeceğim. Zaten benim bundan haberim var dediğiniz durumda exclude edebiliyorsunuz. Dördüncüsü bu patch çok kritik. O yüzden ben bu makineyi izole etmem lazım. networkle hiçbir yerle konuşmasın patch yüklendikten sonra gitsin bu bilgisayarı aktif etsin ya da işte tekrar network erişimini açsın diyebiliriz. Ee, hemen altında bu bilgisayara ait bütün patchleri göster. Bir altında da bu patch hangi bilgisayarlar için geçerli bunu göster diyebiliyoruz. Şuradan bakalım client'ımızın kurulumu daha devam ediyordur tahminimce. Evet bu client'ımızdaki kurulum daha devam ediyor. Şimdi tekrar buraya geldim. Güvenlikle ilgili olmayan peşlerime bakalım. Güvenlikle ilgili olmayan peçlerimin de durumlarını burada görebiliyorum. Yine keza aynı şekilde peçin üstüne tıkladığımda burada bakın açıklama kısmında bu peçin neler yaptığı ile ilgili detaylı bilgiyi burada görebiliyorsunuz. Yani gidip de teker teker bütün üreticilerin sayfalarından bu ee, risk notları kovalamanıza gerek kalmıyor. Şimdi bir de şunu göstermek istiyorum. Burada zaten bunlara baktık. Benim şu an hala hazırda kullandığım kendi bilgisayarımda da patch management yüklü. Ben bir süredir orada da herhangi bir patch yüklememiştim bilerek. Kendi aktif kullandığım bilgisayarlara da bakayım. Burada aslında size göstermek istediğim bu patchlerin çeşitliliği. Şimdi kendi portalıma bağlanıyorum. Yine Adaptive Defense 360'ı açtım. Yine ana sayfam geldi. Patch management kısmına geliyorum. Burada daha fazla görebileceğiz. Critical patchlere geliyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi Microsoft'un yayınladığı kritik patchlerin durumlarını görebiliyoruz. Mesela bir tanesine tıklayalım. Bu patchin yine ne işe yaradığını görüyoruz. Basalım bunu da yükleyelim. Geri gelelim. Bütün patchlere bakalım. Al çeşitliliği burada görebileceğiz. Şimdi benim kendi kullandığım bilgisayarımda birçok uygulama yüklü tabii ki. Normal gün içinde Kullandığım bütün uygulamalar. Ee, Microsoft'un patch'leri var zaten. Bakın mesela Notepad Plus Plus dahil olmak üzere ya da 7-Zip dahil olmak üzere birçok üçüncü parti üreticiye ait de peçleri burada görebiliyorsunuz. Ve bunları da rahatlıkla yükleyebiliyorsunuz. Bu durumda bu şekilde. Şuraya tekrar geldim. Ee, bu patch management'ın kısmının haricinde şu an tabii ki herhangi bir Zararlı yazılıma maruz kalmamışımdır bu bilgisayarda ama zararlı bir yazılıma maruz kalsaydım da burada mesela şu bilgisayara gidelim, software kısmına geldik. bilgisayarımdaki yüklü yazılımları da liste olarak görebiliyorum. İşte hangi yazılımlar yüklü, ne zaman yüklenmiş, e, bunların boyutları ne vesaire gibi durumları görebiliyorum. Yükleme/Install kısmına geldiğim zaman da bu uygulamaların yüklendiği tarihler ya da söylediği tarihleri de liste olarak görebiliyorum. Şuradan bakacak olursanız şunlar annisoyediline dair, bu da yüklenme dair olan bilgiyi bana gösteriyor. Burası da bu şekilde. Geçen hafta şeyden bahsetmiştim size. Endpoint Security'de bloklanan programlarla ilgili olan işlemler. Mesela ben dün bir uygulama yüklemeye çalışıyordum. Bu uygulamayı tanımadığı için ben bu uygulamayı manuel olarak elle izin verdim. Arkasından burada gördüğünüz gibi Adaptive Defense 360 bu uygulamayı taradıktan sonra durumunu Goodware olarak yani güvenilir uygulama olarak karşıma getirdi. Bu arada da herhangi bir malware tespitinde ya da herhangi bir şeyde malware inceleme ekranında da patch management ile ilgili bilgiyi görebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum bu bilgisayarın başında bir virüs geçmişi geçti. Siz geldiniz burada virüs incelerken Hemen buradan tıklayıp bu bilgisayar için mevcut olan patchleri de burada görebiliyorsunuz. Bakın buradan baktığımızda aslında daha iyi görebiliyoruz. Mesela Putty var, Tree Size var, Ultra VNC var. Neredeyse bilgisayarımda kurulu olan bütün uygulamalarla ilgili patch ve güncelleme durumunu buradan görebiliyorum. Tabi bu durumda avantajımız ne? Bunların hepsini merkez olarak yapabiliyorsunuz. Yani gidip de teker teker clientlarda ya şu bilgisayarda ne vardı bu bilgisayarda şu vardı demeye gerek kalmıyor. Bunların hepsini kolaylıkla merkezi bir yerden yönetebiliyorsunuz diyelim. Hatta şu iki kritik peşi seçelim. Bunu da schedule diyelim. Bu ekranda göstereyim. Şimdi schedule ettiğiniz zaman da bir kere as soon as possible derseniz hemen yapıyor. Bunun haricinde e, bugüne 24'ü saat kaç 11, 11.30 diyelim. Bilgisayarın lokal saatiyle eğer bilgisayar kapalıysa bunu ne yapsın? bunu seçebiliyorsunuz. Yani siz burada peşleri gördünüz. Kullanıcınız diyelim ki bilgisayarını kapattı o sırada açmadı. Bilgisayar açıldığında mı çalışsın? Yoksa şu kadar süre içinde yapabiliyorsa yapsın. Yap arkasından eğer bu kadar süre içinde gerçekleştiremiyorsa bunu gerçekleştirmesin mi diye de seçebiliyorsunuz. Keza yine restart kısmına geldiğimizde de burada işte workstations are restarted, servers restart restarted veya ikisi içinde et diyebilirsiniz veya hiç restart etmede diyebilirsiniz. Benim şu anda bu iki sunucumda yapacağım herhangi bir şey olmadığı için hem client'larım için hem sunucularım için otomatik olarak restart et diyebilirim ve save diyorum. Yine aynı şekilde bunu yaptığımız zaman burada bakın üst tarafa bu patch daha publish olmadı diyor. Aşağıdaki tarihte aktif olup publish olacak. Fikrimi değiştirdim. Hemen yapmak istiyorum. O zaman publish diyorum. Okey diyorum. Ve bunu hemen devreye alıyorum. Bu durumda bu şekilde. Gayet gördüğünüz gibi patch management kısmı muhteşem kolay. Sizin gidip de böyle ekstra dünyalar kadar zaman harcamanız gereken bir durum yok. Otomatik olarak yükleniyor lisansa atadığınız durumda. Peşlerinizi seçiyorsunuz, peşlerinizi yüklüyorsunuz ve işiniz bitiyor. History kısmına geldiğimizde de bu peşlerimizle ilgili yükleme durumlarını görebiliyoruz. Bununla beraber bir de Burada end of life olan uygulamaların durumlarını görebiliyoruz. Bakın az önce demo ortamında end of life olan bir uygulama yoktu ama şu an hali hazırda production kısmında kullandığım ürünlerde hem end of life olmuş ürünler var hem bir sene içinde end of life olacak ürünler var hem de end of life tarihi bilinen ürünler var. Buna da tıkladığımda hemen bakıyorum end of life olmuş ürünlerin sağ tarafta end of life tarihlerini görebiliyorum. Çoğu benim kendi bilgisayarımda. Bir tane management server'ımda bir tane de lab cihazımda varmış. End of life tarihi belli olan ürünlere de baktığımda yine çoğu Microsoft üründür tahminimce. Evet buraya baktığımda mesela Internet Explorer. Siz Internet Explorer biliyorsunuz artık yine Edge geldi. Internet Explorer'ı kaldırmak istiyorsanız, Edge kullanmak istemiyorsanız aksiyon almanız gereken doğru bir zaman. Ürünün de ne zaman end of life olacağının kısmında buradan görebiliyorsunuz. Uninstall kısmını tabii ki buradan yapamıyorsunuz. Bir patch yazılımı ama sistem management yazılımınız da varsa gidip onun üstünden de uninstall edip yine istediğiniz yazılımı da yükleyebiliyor olacaksınız. Önümüzdeki webinar döneminde sistem management'tan da bahsediyor olacağım. Patch management ile ilgili aslında durum bu kadar basit, bu kadar kolay. Bugünlük herkese katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Umarım ki herkes için faydalı olmuştur. Bir sonraki webinarlarımızda görüşmek üzere.